Seçimin gündemi artık tamamen seçime, siyasete endekslendi. Sokakta da başka bir şey konuşulmuyor desek yeri. Günün manşetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamdan attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fetih töreninde konuştu. Erdoğan 15 Temmuz ihaneti, o ihaneti destekleyenleri eleştirdi ve Batı için Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri dedi. Cumhurbaşkanı ana muhalefeti de Atatürk'ün mirasına ihanet etmekle suçladı. İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadise ise birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünde kürsüden böyle seslendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Eleştiri oklarının hedefi marjinal gruplar, provokatörler, hatta kutlu zafere gölge düşürmeye çabalayanlardı. Biz bu şehrin sokaklarına zulüm 1453'te başladı diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz gecesi tankları alkışlayanları kontrollü darbe diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. İsim vermedi ama ana muhalefet partisinin dış politika vaatlerini de eleştirdi Cumhurbaşkanı. Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir. Cumhurbaşkanı daha sonra sözü CHP'nin seçim beyannamesine getirdi. Tespitleri çok netti. Seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır. Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar. Erdoğan darbeci zihniyete çok sert çıktı. Devamında da Türkiye'nin geleceğine işaret etti. Bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Azim, vizyon neyse bugün bizim Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071'e taşıma konusundaki duruşumuz da aynıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projelerden de bahsetti. Merak'ta ibadete açılması beklenen Çamlıca Camii ile ilgili tarih de verdi. Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Camii için 10 Haziran dedi.